Joseph bu sezon 8 oynadı. Oraya da müthiş 8 doğru, oynadı. doğru. Şimdi Doğru. ne yapacak o zaman? Bir, Joseph'in forması garanti bence. Sakatlık, yani bir şey olmadı. Jetson Fernandez. Üçüncü bir oyuncu lazım. Oraya da yani Emirhan mı olur? Emirhan olsa Türk Yerli futbolu için daha iyi olur. ha, Kaan yer, Ayhan yerli konuşuluyor bu oyuncu arada bakıyor. transfer için Beşiktaş'ta. Sassuolo zor bir kulüp. Türkiye'de programın ilk bölümünde Evet. ne dedim? Dedim ki şunu fark ettiler. Türk oyuncu Türkiye'de kara borsaya düşüyor. Çözmüşler onu. Bu işi çözdüler. Dolayısıyla bu fırsatı kullanmaya çalışacaklar. Bir pazarlık yapmıyorlar. Beşiktaş'ta mutlaka Abdülkerim'den sonra Çok hamlesi kritikti Abdülkerim yalnız Beşiktaş için. hamle Evet. olacaktır. Üçlü takım için de bence o ideal Çok olabilirdi kritik. yani Evet. sol stoper için çünkü Saiz'i Merkez stoper merkezde olacaktır. Şimdi oynatıp bulamazlarsa onu sol oynatacaklar. Merkeze bir tane stoper alacaklar. Eğer o orada olursa, çok özür dilerim lafınızı kestim ama arkaya atılacak toplar asıl o zaman sıkıntı olur. Çünkü Kesinlikle öyle. Saiz'in takımı çok derinde oynuyordu. Sen daha iyi Evet. bilirsin. Rol çalmayalım. Premier Lig uzmanı olarak. Estağfurullah. Yani derinde kurduğu için Wolverhampton arkaya çok fazla top yemiyorsun. Arkaya yani ağır stoperler derinde kurdun mu yani dünya starı gibi gözükür. Burada Saiz çok kaliteli bir oyuncu. Çok. Net onu Evet. söyleyeyim. 10 numara bir stoper ama önde kuruyor ya hoca. Yani stoperle De Wolverhampton böyle öyle bir sevimsiz, sinir bozucu savunma yapıyor ki. yani Yani aşmak zor oluyordu. Saiz hani oralarda oynadığı için. çok daha net. O 4 sezon orada geçirdi. Harika ama çok önde kuruyor Evet. hoca savunmayı. Arkaya atılacak toplara imkanı yok. Bir de bizim biliyorsun Anadolu takımlarının kenar oyuncuları uçurtma diyorlar yani futbol Evet. dilinde. Pır pır. Yani bu tip oyuncular olduğu için çok zor. Yani ben Emirhan'ın ana planda olacağını düşünüyorum. Yerli konusu var. Artı şimdi Kaan hamlesi Beşiktaş'tan artık olmazsa olmaz gibi gözüküyor. Hani yerli düşünüyorum. Ama Başka kim var? bir şey sorabilir miyim? Şimdi eğer Abdülkerim'e yani bu ücretler verilmediyse bonservis için Hayır, ona hiç Kaan verilmez. daha Daha ucuz pahalı. Daha olmayacaktır. ucuz olmaz. Daha ucuz Yok, olmaz. Nasıl alacak o olamaz. zaman? Ama Kaan da şöyle bir 5 istiyorlar şans. zaten. Hani verecekler mi o zaman? Olmadı. Kaan da şöyle bir avantaj var. Çok kullanışlı yani. Farklı Önlere de pozisyonlarda oynayabilir. Bir sıkıntı oynatabiliyorsun. yok da ücret Her ne olacak? pozisyonda belki 8'lik oynamaz ama 5'in altına da düşmez yani. Öyle bir sürpriz golleri vardır, çıkar hava hakimiyeti vardır. Bakalım göreceğiz. Beşiktaş'ın da Weghorst biraz uğraştırdı. Yani o Evet, Vegas'ta biraz konuşabiliriz bu arada. Yani gelecek ki hakikaten Beşiktaş'a. çok ısrar edildi. Ya çok iyi bir forvet bir defa. Hani Beşiktaş'a Mario Gomez'den sonra gelmiş en iyi forvet olabilir gelirse. Abubakar'ı da bir Abubakar parantez da var. içinde tabii Abubakar. söyleyelim. Abubakar'ın iyi yanı da var, kötü yanı da. Çıkıp Evet. oynamadık alanında. Ama çok iyi bir Beşiktaş forvet o Weghorst. sezon şampiyonluktan edebilirdi aslında yani. Yani çok Abubakar ciddi attığı tabii. goller konuşuluyor Bir tabii hafta daha ama olsa yani evet çok da zora soktu aslında işleri ama Weghorst için epey ısrar etti Valerian İsmail. tabii Weghorst'un şöyle de bir artı özelliği var. Önde de basabilen bir oyuncu. Şimdi hem Jesus'un böyle bir karakteri var. Hem de İsmail'in olmazsa olmaz önde basmak, rakipten hemen topu geri almak ve rakibin uzun oynamasını sağlamak. Weghorst gibi bir oyuncu lazım. Weghorst istekli. Yani böyle çok hani duran bir oyuncu değil. Dolayısıyla hem o özelliğiyle hem de ceza sahasına hakimiyeti. Şimdi bu sezon çok az herhalde 2 gol attı. Bu sezonki Zaten 2 gol 3 hayır asist. şimdi şey yapıyorlar. Yarım sezon. Yani görüntüler neden aynı diyorlar da zaten 2 tane golü var. Yani o yüzden yani. Bu Yine bak sezona ya, yine güzel bir Hayır yerden hayır. yaklaştı. Şimdi diyorlar hani neden adam zaten hani bu sezon yanlış takıma gitti. Yani belki Weghorst bir Wolfsburg performansı yok. Hollanda milli takım golcüsünden Çok bahsediyoruz. ciddi Ha, golleri vardı kafası iyi ama ya. Wolfsburg'da çok ciddi. Weghorst ismi yani zaten maliyetlere, rakamlara baktığınızda Beşiktaş en top seviyede değer veriyor. Yani o paralar En büyük çünkü parayı ona o verecek. 3,2'ler falan Öyle konuşuluyor. gözüküyor. Bir de Weghorst'un şöyle bir şey var. Benzer Bağlantı... bir bitiricilik problemi yaşamak istemiyor tabii geçen Evet. sezonki gibi. Ama hocam isim ve beklenti yani çok üst düzeyde. Şimdi Weghorst sanki gelecek ve her şey Gomez etkisi yaratacak gibi mi? o öyle Beklenti o olacak evet. mı yani orada bence? Yani Weghorst iyi futbolcu da Mario Gomez bambaşka bir Heh. oyuncuydu. Yani Yok Mario ben Gomez gibi yani tarz anlamında yok ama demiyorum. Rakam herkes öyle anlamında bekliyor. demek Yok istedim. herkes öyle bir şey bekliyor. Weghorst'un Almanya performansı üst düzey gerçekten. Almanya'daki oynadığı dönem ve belli özellikleri var.
Bir de Ayrton hatırlar mısın hocam? Hatırlamaz mıyım canım? Ayrton da Almanya'dan gol kralı olarak gelmiş. Burada pek performans veremedi. Ha. Ancak şunu eklemek istiyorum. Weghorst'la ilgili. Bu sezon iki gol atması kimseyi yanıltmasın. Yok. Cornelius da geçen sene Parma'da... Ben sadece görüntülere takıldım. Ya aynı iki tane zaten golü var. Aynı görüntü olacak. Parma'da bir gol... Ya Cagney'nin bile çıksan şu sezondan çıkarırsın yani. Bayağı bir golü var yani Cagney'nin. Yani şimdi Parma'da bir golü vardı. Bu ligin yani tamamen hakikaten 15 gol mü ne attı Cornelius ama inanılmaz goller attı. Dolayısıyla ona da çok fazla bakmamak lazım. Oyuncu yer izleyip ama görmüşsünüz. Hollanda bir takım referansı önemli hocam. Yani zaten Wolfsburg. Net futbolcu. Ama bir yani olur olmadı. Sen Mario Gomez dedin. Ve Dortmund'u çok bekledi tabii ama. Bekledi. Olmaz. Çok bekledi. Çok bütün bekledi. Opsiyonları olumsuz sonuçlandı. Sen Mario Gomez sen belki evet. Steve tip vesaire benziyor gibi ama. Yok Mario Gomez'in ben kalitesi anlamında çok farklı bir oyuncuydu. Ben mesela Abubakar'ın yarattığı etki yaratabilir mi? Yani ona da bak. Ama hani özelliklerine baktığında hocanın da istediği profil bu. Ya şimdi gezen oyuncu bak. İyi kafa vuruşları var. Yavaş değil, çok seri de değil ama hareketli bir oyuncu. Yani ve çok hareketli mi hocam? Hareketli. Yani boyu posu yanıltmasın. O fiziğe göre çok hareketli bir oyuncu. Sprint, yani çabuk anlamında değil. Bak hocam diyor ki mobil, çok geziyor. Yani. Doğru mu? Doğru anladım. Tabii. Mobil oyuncu. Onu demek istiyorum. Ve son vuruşları da iyi. Yani bence Beşiktaş'ta çok oynadı. Abubakar'ın direklerini düşününce, özür dilerim. Batshuayi'nin direklerini düşününce yani bence çok atar. Bakalım hayırlısı. İnşallah bir Cornelius'un Trabzon'da yarattığı değil mi? Yani Cornelius da mesela fark yarattı. Geldi. Evet, tabii ki canım. Özel her bu adamın ama her vurdu gol olur mu ya? İlk vurduğu şut gol oluyor sürekli. Ama biz Sorloth... Burada skorboard'ta hep onu anlattık yani. Bir kere vuruyor gol oluyor. Çünkü Sorloth şeyi tam yaratamadı. Yani o başka bir Sörlot'un etkisi. Şeyi Cornelius mu? Etkisi ya daha ne yapacak Üstad Cornelius? Yok. Zaten... Sörlot'un döneminde herkes Sörlot'a oynuyordu. Burada Vakayama var. Aynen. Bakasetas var. Viska geldi. Canini geldi. Ki bazı maçlarda taktik geriye oynattı. Tabii canım. Sonra Canini'yle başladı. Canini'yle başladı da çok. Bir de Cornelius gerçekten şu İskandinavlar. Çok başarılı bir transfer başka hocam. Başka bir şey. Yani. Çalışkan ben mesela Sörlot'u çok arattı mı? Aratmadı gibi geliyor bana. Yani tabii şimdi Sörlot aranır be. Tamam. Bence aratmadı ya. Tabii şampiyon yani, yaptı. Mutlak faydaya bakıyorsun yani. Mücadele şampiyon anlamında yaptı. Cornelius da çok iyi mücadele etti. Yani şimdi, Sörlot bu sezon olsaydı mesela. Ben mesela Cornelius'un yerine Süper Lig'e gelsin istiyorum biliyor musun? Sörlot nasıl dönecek çok merak ediyorum. Mesela yani Süper Lig'de de görebilirsin. Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ta da görebilirsin. Sörlot bir iş ay yapar daha yine. Bence yine iş yapacağını. Ben çok merak ediyorum. Çok ekstra oyuncu Sörlot. Bizim lig için. İşte Avrupa'da bir türlü yapamadı da. Ama bizim ligin dinamikleri başka. Yani. Mesela az önce Zuba dedin ya. Mesela bu ligde Zuba gibiler iş yapar. Zuba da ben iş yapar. Fenerbahçe'de olmasını istemem. Niye diyeceksin? Serdar Dursun Zuba'nın etkisini gösteriyor zaten. Hocam sen Zuba bu ligde iş yapar. Çok güçlü ya. Çok Rus milli takımı tabii. Kuvvetli. Bir de yani, forvetleri biraz da şöyle değerlendirmek lazım. Son vuruşu da iyidir Zuba'nın. Forvetler takım ileri de kaldığı süreye bakmak lazım. Hücum oynadığı, atak organizasyonları yaptığı şekle bakmak Fenerbahçe lazım. Fenerbahçe'de Berisha'nın kötü görünmesinin, hani çok inanılmaz goller de kaçırdı eyvallah. Ama kötü görünmesinin bir sebebi de o ligin başındaki ileri uçtaki organizasyonsuzluk. İsmail Kartal döneminde bahsettiğimiz üçgen çok fazla yoktu açıkçası. Yani bunu da göz önüne almak ya gerekiyor. Orada biraz akıl oyunlarına ihtiyacım vardı. Onu yapmaya başladılar. Yani Fenerbahçe elbette rakipler geride Fenerbahçe'yi kabul edecekler. Orada Berisha çok kreatif bir oyuncu gibi gözükmüyordu. Yani bir de oraya santrafor gelince 3 kişiyle 3'ünü birden tutar mı bilmiyorum yani. Yani Zuba yani savunmayı yerle bir eder ya. Yıkar geçer yani güçlü bir adam zaten. Yani sen bu ligdeki Zuba'ya gidip büyük yatırım yapmazsın ama fırsat transferi varsa Zuba'yı alırsın zaten. Bir de Muleka var galiba Beşiktaş'la ilgili. Muleka evet. Onunla Beşiktaş'ın ilgisi var. Muleka. Sol kenar olarak düşünüyorum. Programı hayallerle açmıştık. Bir izleyicimiz yazmış demiş ki var bir hayalimiz. Bu sezon çok can yakacağız. Gezal, Jetson Fernandes, Weghorst, Muleka ya da Umut Bozok. Aa. Misal.